Şimdi hocam şunu bir kere bugün bir haber var çok dikkatimi çekti. Dedim ki bunu hocaya sormam lazım. Haber şöyle yani hani bir Zeytun haberi falan espri falan değil bu. Gerçek haber. Albayrak gidince yabancı sermaye geldi. Şimdi enteresan bir şey. Sayın Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı istifa ediyor. Normalde diyelim ki Batı'da demokrasisi ve hukuku normal işleyen aklı başında bir ülkede Hazine ve Maliye'den sorumlu bir bakan istifa ettiği an piyasalar karışır. Düşünün ki Amerika'da FED Başkanı Yellen istifa etti. Ne olur? Şimdi tabii bu sorunun yanıtı aslında Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa etmiş olmasına o sizin alıntı yaptığınız habere istinaden söylüyorum. Piyasaların pozitif anlam yüklemiş olması şu anlama geliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerektiğinde geri adım atabiliyor. Çünkü şimdiye kadar hiç kendi adamlarına dokunulmasına hiç izin vermedi Cumhurbaşkanı. Hele hele bu damadı yani. Bu çok damadı. Bir de aileden olan birisi. İlk kez bir bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez bir bakandan ki kendi damadından bu kadar hızlı vazgeçti. Dolayısıyla bakanın görevden ayrılmasından ziyade çünkü Türkiye'nin mevcut yönetim modelinde bakanların, kurumların çok fazla bir işlevinin kalmadığını biliyoruz. Bütün kararlar tek bir merkezden ya da tek bir kişiden çıktığı için ya da onun hilafına zaten bakanların karar alıp bir politikayı hayata geçirme ihtimali olmadığı için o bakanın ayrılmasını eğer pozitif bir anlam yüklenecekse bu anlam şudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık piyasalarla inatlaşmayı bırakacak. Çünkü karşı karşıya olduğu sorunların siyasi faturasının da farkına varmaya başladı diye yorumlamak gerekir. Ben o alıntınıza böyle yanıt verebilirim. Ama hakikaten geçen hafta sonundan beri Türkiye'de ekonomi alanında çok önemli gelişmeler oldu. Doların düşmesi, mesela tekrar sorayım, bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı istifa edince döviz kuru düşer, yani borsa yükselir mi ya? Yani bu normal mi? Değil tabii. Yani öyle bir gelişmenin olması normal ekonomik kuramlarıyla açıklanacak bir şey değil. Fakat orada asıl belirleyici olan pazartesi gününden sonra yaşanan kurlardaki geri çekilmede yani pek çoğumuzun yani gözünden kaçmış olabilir izleyicileriniz. Merkez Bankası'nın yeni başkanı o sabah saat 8'de bir basın bildirisi yayınladı piyasalar açılmadan önce. Orada şunu söylüyordu. Biz artık bundan sonra piyasaların beklentilerine uyumlu kararlar alacağız. Ben yorumlayarak söylüyorum. Onun tam kullandığı ifade şuydu. Enflasyon hedeflemesi ya da fiyat istikrarı bizim birincil önceliğimizdir. Bu fiyat istikrarını sağlayabilmek için gerekli bütün araçlar rahatlıkla kullanılacaktır. Bunun anlamı şu idi, böyle olacağını zaten yeni başkanın gelmesiyle birlikte tahmin ediyorduk. Merkez Bankası önümüzdeki ilk toplantısında faiz artırımına gidecek. Şimdi faiz artırımı piyasada zaten uzun süreden beri beklenen bir şeydi. Hatta hatırlayacaksınız bir önceki para politikası kurulu toplantısında da piyasada işte 250-300 bas puan civarında bir artış olur beklentisi olmuştu. Sadece konuşulan hangi seviyede olacağı, artış olacağına herkes o kadar emindi. Fakat karar açıklandı, faizlerde bir değişiklik olmadı. Onun üzerine zaten kurların hızlı bir biçimde yukarıya doğru hareket ettiğini gördük. Bu açıklamayla birlikte, yani bu hafta Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamayla birlikte şu kanaat oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu faiz konusundaki yanlış görüşünden ve ısrarlı bir biçimde yıllarca uygulanmasını talep ettiği görüşünden geri adım atıyor. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'na ya da Merkez Bankası'na öyle söyleyelim, ciddi bir hareket alan açıyor ve Merkez Bankası da ekonomi göstergelerle uyumlu bir faiz politikası uygulayacak. Beklentisinin etkisinin ben olduğunu düşünüyorum. Berat Albayrak'ın gitmiş olması bir anlamda ekonomiye ilişkin kurumların da rahatlamasını sağladı. Şöyle ki, şimdi Berat Albayrak güçlü bir bakandı. Yani hem işgal ettiği makam itibariyle güçlüydü, hem de aileden olması sebebiyle güçlüydü. Yani arkasında koskoca bir cumhurbaşkanı var idi. Dolayısıyla onun görevden ayrılıyor olması diğer kurumlarının da biraz daha rahat çalışmasına imkan verecek beklentisiyle birlikte piyasada bu gelişmeler yaşandı. Ama asıl önemli etkinin ben çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup toplantısındaki konuşmasından sonra ortaya çıktığını düşünüyorum.
Hatırlayacaksınız orada Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki geçtiğimiz hafta sonu bir seçim olmuş, seçimi kazanmış ve ilk kez iktidar koltuğuna oturan bir siyasi partinin genel oturacak olan siyasi partinin genel başkanı olarak, yani son 18 yıldır ülkeyi yöneten kişi ve parti kendisi, kendi partisi değilmiş gibi, sandıktan yeni çıkmış birisi gibi Türkiye'ye yepyeni bir vizyon kazandıracaklar. Hem ekonomide, bunu tamamlamak için hukukta ve diğer alanlarda işte bir reform sürecine gireceklerini falan anlatmaya başladı. Bunu yaparken de işte Merkez Bankası gerekli bütün tedbirleri alacaktır dedi. Yabancı sermayeye siz endişe etmeyin, gelin ben sizinle uyumlu çalışırım mesajı verdi ki yıllardır biliyorsunuz dış güçler ya da faiz lobisi atıfta bulunduğu yerlerde. Dolayısıyla ciddi bir politika değişikliğinin olduğunu piyasalar gördü özellikle Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra. Hatta ondan sonra yapılan açıklamalara baktığımızda işte Adalet Bakanlığı konuşmasını ben dinledim dün. Yani görmesem ki konuşanın kim olduğunu, onun Adalet Bakanı değil de Ekonomi Bakanı konuşuyormuş hissine kapılırdım. Çünkü ekonomi için hukukun ne kadar önemli olduğunu vurguladı, işte gereken bütün adımlar atılacak falan gibi ifadeler kullandı. Bu bize gösteriyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik göstergelerin bu kadar bozulmuş olmasından, insanlar işsiz, gelirden mahrum, hayatın pahalı, enflasyonun yüksek olması, iş dünyasının kredilerini bile ödemekte zorlanması gibi faktörlerin, ekonomik bu olumsuz göstergelerin faturasının kendine kesileceğini gördü. Bunu gördüğü için sanki 18 yıldır bu sonuçların ortaya çıkmasına yol açan mevcut iktidar değilmiş gibi, biraz önce söylediğim gibi, pazar günü sandıktan çıkmış yeni bir partinin genel başkanı gibi bir yeni dönemin mesajını vermeye çalıştı. Ama biz biliyoruz ki zaten bu mesajı vermek bile aslında karşı karşıya kaldığımız sorunun ne olduğunu gösteriyor. Ama bir kabullenmek dediniz siz. Yani Sayın Erdoğan'ın sanki var olan yaptığı yanlışlardan geri dönmeye hazırlandığı gibi bir ibare kullandınız. Grupta konuşmasının bir bölümünde de yine o netice sonuç var ya, enflasyon faiz arasında. Evet. Tam neydi o sözcük? Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyor. Oysa ekonomi kuramında bunun tam tersi söz konusu. Aynı şeyi bir daha söyledi. Ama orada Fatih Bey şöyle bir çekinceyle söyledi. Buna ileride bakarız diyor. Yani sonuçta çok böyle geri adım da atmış gibi görünmek de istemiyor kendi tabanına. Çünkü uzun zamandan beri söylediği bir ifade. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Erdoğan'ın bu faiz ısrarını, faizde bu kadar oynama ısrarı. Aynı mesela içkide ÖTV, KDV bilmem ne vergileri arttırıp 60 liralık bir içkiyi 278 liraya sattıkları gibi. İdeolojik bir tercih var mı faizde de? Yani İslamcılıktan kaynaklanan ya da İslami kurallar ve ritüel içinde faizin olmadığından dem vurup faizi ortadan kaldırma, ki kapitalist bir ülke burası, yani serbest piyasa, liberal ekonomi diyelim hadi. Yani nasıl siz faizi yok sayarsınız ya da faizi sıfırlamaya, indirmeye ya da faizle piyasayı terbiye etmeye çalışırsınız kendi ideolojinin adına? Aklınıza bu gelmiyor mu? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi saikle bu konuda ısrarcı olduğunu bilmiyorum. Fakat ısrarcı olduğu konunun yanlış olduğunu biliyorum. Çünkü ben işte 25 yıldır mülkiyede hocalık yapıyorum. İşte yüzlerce kitap ya da binlerce kitap okudum. Öğrencilerimiz oldu. Bana ders veren hocalarımız da biraz önce söylediğim gibi enflasyon faiz ilişkisi açısından baktığında enflasyonun sebep faizin sonuç olduğunu hep okuttuk. Ben de hala öyle okutuyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın yanlış bir konuda yıllardır ısrarcı olmasının bu ülkeye çok ağır bir ekonomik faturası oldu. Yani işte kurların geldiği seviye, şu anda herkes bayram ediyor dolar kuru 7.70'e geldi diye, ama ben bir hafta önce, bir ay önce tweet atmışım, eyvah dolar 7 lira oldu diye. Şimdi 7.70'e, euroda 9 liraya sevinir hale geldik. Çünkü bir üst seviyeye baktığımız zaman biraz geri gelmiş gibi görünüyor ama 2 ay önce 6.80'lerdeydi bu kur. Dolayısıyla yüksek yerlerde. İşte enflasyon etkisi oldu, işsizliği etkisi oldu vesaire. Diğer bütün ekonomik göstergelerin de buna bağlı olarak bozulmasına yol açtı. Bunun yanlış olduğunu, benim gibi akademisyenler sadece bizler söylemedik. İşte köşe yazıları oldu, sizin programımıza katılan diğer konuklarınız bu ilişkinin böyle olmadığını, tam tersi çalıştığını söylememize rağmen
Ben inanıyorum ki bürokrasideki yetkin kişiler de aynı şeyi söylemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu böyle değil demişlerdir. Ama mevcut yönetim modeli o kadar fazla güç veriyor ki Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan kişiye, hiç kimseyi dinlemek durumunda da kalmıyor. İstediği kararın istediği şekilde uygulanmasına yol açıyor. Peki bu merkez